Simple present tense, yani geniş zamanda alıştırmalar çözeceğiz. She worked at a bank diyor. Burada she, o bayanlar için kullanılan. O bankada çalışır diyeceğiz. Biliyorsunuz çalışmak eylemi geniş zamanda şu anlamda kullanılır. Bir kişinin çalıştığı iş geniş zamanda ifade edildiği için geniş zamanda kullanılır. Bu yüzden works at a bank diyoruz. We, burada biz at yemeğiz diyecek pazartesi günleri. Bir alışkanlıktan bahsediyor. We don't eat meat on Mondays diyoruz. Do they always, evet, bu bir soru. Do they always study together? My cat uyur diyeceğiz. Kedim uyur. Öğleden sonraları uyur. Onun alışkanlığıdır. O yüzden sleeps diyoruz. Çünkü üçüncü tekil şahıs durumunda olan, yani o zamir olsa o diyebileceğimiz üçüncü tekil şahıs durumunda olan her şey fiile s takısı getirir. My cat sleeps. Tıpkı she works'ta olduğu gibi. He like coffee diyor. Burada he yine üçüncü tekil şahıstır. Ve olumsuz yapacağımız için doesn't ile yaparız. He doesn't like coffee. Evet, bu bir soru. Sorularda do veya does başa geliyor. Evet, hayır sorusuysa she olduğu için başa does'ı getiriyoruz. Does she often visit her grandparents? Evet, sorularda ve olumsuzlarda gördüğünüz gibi herhangi bir ek almıyor. Çünkü zaten bunun içerisinde as takısı var. Ve olumsuz olan, olumsuz yapan doesn't'ın içerisinde as olduğu için fiile bir as getirmiyoruz. Devam edelim. I read a book every night before bed. Bu benim bir alışkanlığım. Düzenli olarak yaptığım bir şey. Her gün yaptığım bir şey. Her gece. Every night. Bu yüzden I read diyorum. Birinci tekil şahıs olan I'da fiile herhangi bir ek gelmez. Evet, yine bir olumsuz fiil kullanacağız burada. They ile birlikte do ve don't'u kullanırız. Olumsuzsa don't'u kullanırız. Soruysa do'yu kullanırız. They don't play video games during the week. 9'a bakalım. Bu da bir soru. You kişisine sorulan bir soru. Yani ikinci şahısa, ikinci tekil şahısa. Burada do'yu başa getireceğiz. Do you? Fiilimiz de have'di zaten. Do you have a pet at home? The sun, güneş, doğudan yükselir diyeceğiz. Güneş tekil olduğu için rises sonuna s'lik geliyor. It, bu da belirsiz öznemiz. It, havayı kastediyor. It rains a lot in the winter. Evet, bu cümle ve bu cümle bilimsel olgular olduğu için geniş zamanda kullanılır. Ve öznelerimiz tekil olduğu için de sonuna s takısı aldı. 12'ye bakalım. Watch TV after 10 p.m. Burada öznemiz V olduğu için ve V ile birlikte do kullanıldığı için. We do not watch TV after 10 p.m. Veya bunu kısaltırsak we don't watch TV after 10 p.m. olur. Bu bir soru. Your sister hakkında sorulmuş bir soru. Yine your sister tekil, üçüncü tekil şahıs olduğu için ve bu evet hayır sorusu olduğu için bakın boşluk en başta. Does your sister drive to work every night? Gördüğünüz gibi yine soruda s takısı gelmedi. Dogs
Evet. Burada öznemiz çoğul gördüğünüz gibi. Dogs sometimes bark loudly. Es takısı getirmedik çünkü öznemiz çoğul. Bunu şu şekilde düşünebiliriz, şu mantıkla. Öznenin içerisinde bir s takısı var. O yüzden fiilde kullanmıyoruz. Bu mantıkla düşünebilir ve bu mantıkla simple present'ı kullanabiliriz. Öznemiz she burada. Fiilimiz anlamamak, not understand. She doesn't ile olumsuz yapıyorduk. She doesn't understand Spanish very well diyoruz. Burada es takısı yok. Çünkü bir olumsuzluk ekinin içerisinde olumsuzluk anlamı veren doesn't'ın içerisinde es var. Yine you'ya sorulan bir soru. Sen veya siz olan you'ya. Do you drink tea or coffee in the morning? Okay. The kids. Evet, yine özlemiş çoğul. Tıpkı burada olduğu gibi. The kids. Ama burada olumlu bir cümle var. The kids play. Herhangi bir ek gelmiyor. The kids play in the park every evening. Çoğul öznelerde yine fiile es takısı gelmiyordu. Evet, I ile başlayan bir olumsuz cümleye ne yapacağız? I don't diyeceğiz. I do not veya kısaltırsak don't smoke. I don't smoke cigarettes. Evet, WH sorusu yani what, how, where, when gibi WH yani bilgi sorusu. Bilgi almak amacıyla sorulan sorularda WH kelimelerini kullanırız. Buradaki kelimemiz ne? Hafta sonları genelde ne yaparsın diyeceğiz. What do you do dememiz gerekiyor. What do you usually do? Genelde ne yaparsın? What do you usually do on evet, bu bir özne, he öznesi var burada. Olumlu bir cümle. Konuşur diyeceğiz. He speaks three languages fluently. Evet, tren 8.15'te varır diyeceğiz. Yine trenimiz özne burada tekil olduğu için de ne yapacağız? Arrives diyeceğiz. Üçüncü tekil durumunda olduğu için. Do they, onlar hakkında sorulan bir soru. Bu bir evet hayır sorusu. Toplu taşıma kullanırlar mı? Toplu taşıma kullanırlar mı diyor. Do they use public transportation? They ile birlikte do'yu kullanırız. My parents, evet, özlemiş çoğul, ebeveynlerim, anne babam. Olumsuz olacak. O yüzden don't'u kullanıyoruz burada. Don't travel abroad often. Evet, often'ı bu şekilde sonunda cümle sonunda kullanabiliyoruz. Yani my parents don't often travel abroad diyebilecekken my parents don't travel abroad often da diyebiliriz. Evet, yine bilimsel bir gerçek. The earth revolves around the sun. Dünya güneşin etrafında döner. Bir tane dünya var. Zaten tekil yapı olarak da o yüzden es takısı getiriyoruz buraya. Evet, she, özlemiz she. Ne diyoruz? Olumsuz olduğunda he, she de tekil öznelerde doesn't ile yapıyoruz olumsuzumuzu. Doesn't have any siblings. How often? Yine you'ya sorulan bir soru. How often do you exercise? How often do you exercise? We, not live var. We ile birlikte don't kullanılır. Olumsuz yaparken.
Dolayısıyla we do not, we don't live in a big city. The children not play outside on Mondays. Pazartesi günleri dışarıda oynamazlar diyeceğiz. The children, bakın yapı olarak bir s takısı almamış. Çoğul eki, çoğul s ekisi. Lakin çoğul bir kelime olduğu için don't diyeceğiz. The children don't play outside. Oynamazlar. Evet, he ile he hakkında sorulan bir sorumuz var burada. Does'ı kullanacağız. Does he visit his grandparents every weekend? 30'a bakalım. Not like to eat spicy food. Burada I ile birlikte yine I don't kullanacağız. I don't like to eat spicy food. Özlemiz your brother. Yani he. Dolayısıyla does'la soracağız sorumuzu. Does your brother play the guitar very well? The company. Burada the company topluluk adı, şirket. Dolayısıyla provides dememize gerek yok. The company provide daha sıklıkla kullanılan the company kelimesinin kendisinden sonra çoğul bir fiil çekimlemesi görmekteyiz. Genelde bu şekilde oluyor. Çoğul bir fiil alıyor. Topluluk adı olduğu için. The company tıpkı family gibi, team gibi, nation gibi. Cats, evet direkt çoğul bir özne. Cats sleep a lot. Herhangi bir s takısı almadı. Çünkü burada çoğul s takısı var. Geçelim. They work on weekends. Evet, onlar hakkında soruluyor. Soru, do they work? Do they work on weekends? Believe, bu da inanmak. İnanmıyor diyeceğiz. Hayaletlere inanmaz. She doesn't believe. She doesn't believe in ghosts. Evet, bu tür fiiller inanmak, düşünmek, zannetmek, farz etmek gibi believe, think, guess, suppose gibi fiiller. Bunlar durum fiilleri. Durum fiili olarak kullanıldıklarında görüş bildirirken geniş zamanda kullanılır. I believe, I think gibi. Burada da yine bu şahsın kişisel inancından bahsettiği için she doesn't believe in ghost denmiş. You cook dinner every night. Gece pişirir misin yemek? Do you cook? Birds, kuşlar uçarlar. Birds fly south for the winter. We, burada gitmeyiz diyecek. We don't go. We don't go to the movies often. Evet, it ile sorulmuş bir soru. It hakkında does it snow? Does it snow? Hava durumu ile ilgili it'i kullanırız. Dolayısıyla it de does ile kullanılır. Does it snow? My sister, evet sevmez diyeceğiz. Doesn't like swimming. Tekil bir özne. Evet, Duya sorulmuş bir soru. Do you brush your teeth twice a day? The bus number 105 never, asla vaktinde gelmez diyoruz. Never arrives. Bakın bu cümle yapı olarak olumlu. Never anlam olarak olumsuzluk katar. Olumsuzluk anlamı verir. Dolayısıyla yapı olarak olumlu gözüken bu cümlemize s takısı getiriyoruz. Çünkü the bus number 105 tekil bir özedir.
He'ye sorulmuş. He hakkında sorulmuş bir soru. Does he enjoy reading science fiction? Evet, sahip olmak var burada. Own. I don't own a car. The baby. Evet, sometimes normalde şurada kullanılır. Ama sonra da kullanılabilir. The baby sometimes cries. Evet, esteksi getirirken es oluyor. The baby sometimes cries at night. Or the baby cries at night sometimes. Evet, bu they hakkında sorulmuş. Direkt do they take the bus to school diyoruz. Evet, we öznesiyle olumsuz yapacağız. We don't watch TV on weekdays. Evet, your friends, bakın çoğul, yani burada they zamir kullanacak olsaydı they derdik burada. Dolayısıyla buraya do your friends travel do'yu kullanıyoruz. Do your friends travel abroad frequently? The computer gördüğünüz gibi tekil. O yüzden the computer doesn't diyeceğiz. Çünkü olumsuz. Doesn't work properly. Evet, you'ya sorulmuş bir soru. Do you enjoy? Do you enjoy hiking in the mountains?